Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz da Saf Suresi. Saf Suresi indiriliş sırasına göre 109. suredir. 14 ayetten oluşuyor. Özellikle Saf Suresi'ne baktığımızda genel anlamda Allah-u Teala'nın inananlara, müminlere Kur'an bakış açısında hepsine baktığımızda kaba taslak yani diziliş sırasına göre hani sıra saf olarak belirttik ya saf suresinin kelime anlamı da diziliş sıra saf tutma dizilim gibi buradan da işte anlatıyor. Bir de peygamberlerle ilgili bir durum var. Daha doğrusu gönderilen kitaplar ve bu kitaplarla ilgili bilgi verirken de genel bir portre çiziyor. Bu portreyi inşallah beraber tespit etmiş olacağız. Şimdi ben hızlıca surenin ayetlerini okuyayım. Ondan sonra inşallah tevilini de yapacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla göklerde ve yerde olanların tümü Allah'a tesbih etmiştir. O üstündür ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında bir gazap bakımından daha ağırdır. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışırlar, çarpışanları sever. Hani Musa kavmine demişti ki, ey kavmim gerçekten benim sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? İşte onlar eğilip sapınca Allah da onların kalplerine eğilip saptırmış oldu. Allah fasık bir kavme hidayet erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa da, ey İsrailoğulları gerçekten ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi Ahmet olan bir elçinin de müjdecisiyim demişti. Fakat o onlara apaçık belgelerle gelince bu açıkça bir büyüdür dediler. İslam'a çağrıldığı halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah zalim bir kavmi hidayete erdirmez. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese bile. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. O öyle ki onu bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile. Ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticarete haber vereyim mi? Allah'a ve onun Resulüne iman ederseniz, mallarınızı ve canlarınızı Allah yolunda mücadele ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, o da sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarında ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur. Ve seveceğiniz bir başka nimet, müjde daha var. Allah'tan yardım ve zafer ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele, ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun, Meryem oğlu İsa'nın havarileri Allah'a benim yardımcılarım kimdir demesi gibi havariler de demişlerdi ki Allah'ın yardımcıları bizleriz. Böylece İsrailoğullarından bir topluluk iman etmiş ve bu topluluk bir topluluk da inkar etmiş. Sonunda biz iman edenleri düşmanlara karşı destekledik. Onlar da üstün geldiler. Şimdi özellikle kardeşlerim hızlı okudum ki yani fazla dağıtmadan. Yani birinci ayette de Allah-u Teala'nın kendisinin özellikle yerin, göklerin ve yerin tamamının Allah'ı tespit ettiğini ve güçlü, üstün, hikmet ve hüküm sahibi olduğunu belirtiyor ama ikinci ayette iman edenlerden bahsediyor. Ve bu iman edenler yani iman edenleri de hani savaşırken nasıl savaşacaklarını, safları sıkı tutmaları gerektiğini, mevziler arası boş bırakmamaları gerektiğini bildiriyor. Çünkü savaş var bu işin içine. İnananlara diyor. Bu savaş nereden çıkacak? Hazreti Musa savaşmadı. Sadece İsrailoğullarını aldı, Mısır'dan çıkardı. Bunu bilelim. İki, Hazreti İsa Mesih de keza yine öyle. Üç, Hazreti Resulullah, Peygamber Efendimiz, Hazreti Ahmet, Hazreti Muhammed. O da yurtlarından çıkmak zorunda kaldılar. Yani
işkence, katillik, katletme durumları olunca ve o nedenle birkaç savaşta da savunma amaçlı savaş yaptılar. Şimdi burada bir savaşın olacağını ya da olduğunu diyelim. O yüzden diyor ki önce inananlar olarak Allah-u Teala hitap ediyor. Siz savaşın inananlara. Ondan sonra o inananların savaş durumu ileride bunların müminler sıfatına büründürüyor inananları. Çünkü inananların içinde müminler varmış. Öyle anlatıyor. Ve bunlara da en iyi ticaretin canlarıyla ve mallarıyla Allah'ın Resulüne inanıp canlarıyla ve mallarıyla o yolda savaşmalarını, o yola girmelerini istiyor. En iyi kazancın bu olduğunu belirtiyor Allah-u Teala. Çok ilginç son ayette 14. ayet. Yani bunu da 14. ayet dediğim özellikle biz 14. asırız hicri olarak. 15. asır son. Kıyametin kopuş tarihi. Yani 15. asırı bile görmeyecek kıyamet. Bunu da böyle belirtelim. Hadi neden 14 ayetten oluşuyor gibisine baktığımızda 109. indiriliş sırası ya sürenin. 14. ayetinde bunu iyi dinleyin. Hazreti ey iman edenler diyor bu sefer yine Allah'ın yardımcıları olan Meryem oğlu İsa'nın havarileri Allah'a benim yardımcılarım kimlerdir demesi gibi havariler de demişler ki Allah'ın yardımcıları bizleriz. Böylece İsrailoğullardan bir topluluk iman etmiş bir topluluk inkar etmişti. Sonunda biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik onlar da üstün geldiler. Burası çok önemli. İşte inananlar müminler ey iman edenler diye hitap etti. İman edenler yani inananlar olaraktan bahsediyor Allah-u Teala. Burada havariler işin içine giriyor. Burada da Mehdi Aleyhisselam'ın 313'ler dediğimiz hadislerde Talut kıssasında anlatılan olaya çeviriyor. Bakın ey iman edenler müminler ondan sonra o müminlerden sonra bunların içine yani inananların içine müminler çıkıyor. Müminler içinden de 313'ler çıkacağını burada işliyor. Ve Rabbimiz ne diyor? Hani onlar dediler ki Allah'ın yardımcıları olun. Yani Meryem oğlu İsa'nın havarileri Allah'a benim yardımcılarım kimlerdir diye havarilere demişti. Onlar da bizleriz demişti. Şimdi burada da 313'lerden kardeşlerim özellikle Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları bunlardır. İşte ne diyor? Biz onları İsrail oğullarına diyor. Yani o zaman İsrail oğulları ya, bunların bir kısmı havariler, bir kısmı işte inkarcılar olduğu için Allah Teala diyor inananlara biz destek verdik, onlara üstünlük sağladık. Şimdi burada da içimizdekilerin, hani ülkemizi diyelim özellikle çünkü Sufyan ve Mehdi, İsa Mesih bu topraklardan çıkacak. Özellikle bunu belirtelim. Buradan da yani diyor içinizde önce inananlar var, sonra müminler var. Bu müminlerin içinde de 313'ler var. Diyor ki biz bu inananlara yardım edeceğiz. Kalan o inkarcılara karşı onlara üstünlük vereceğiz. Bunu bu havaril üzerinden Rabbimiz anlatıyor. 14. ayet. Sıralamada geri gelelim. Çünkü bu süre saf süresi sıra diziliş saf tutma anlamlarında hani böyle peş peşe ardışık gelen şeyleri de belirtiyor. Burada mesela birinci Hazreti Musa, iki Meryem oğlu İsa Mesih, üç Ahmet, Hazreti Muhammed. Bunu anlatırken peşine Hazreti Muhammed'den sonra, Hazreti Ahmet'ten sonra diyor ki İslam'a çağrıldıkları halde Allah'a yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Yani burada İslam'a bir davet olduğunu, İslam'ın hak olduğunu yani bunu da işliyor. Ama bundan sonra ne olacak? Yani bu hal üzere mi gidecek? Farklı bir şey mi olacak? Ona da 13. ayet çok 11. ayet yani Allah ve onun Resulüne iman ederseniz diyor. Hani burada özellikle Mehdi Aleyhisselam'ı kastediyor. Canlarınızla mallarınızla savaşırsanız Allah da sana tövbelerinizi kabul eder. Adın cennetlerine koyarım. Hem dünya hayatını hem ahiret hayatını belirtiyor. Ama 13. ayet çok nettir. Bizim Hazreti Mehdi ve İsa Mesih dediğimiz konuları içine alan. Bunu kendiniz de birebir baktığınızda anlayacaksınız.
ve seveceğimiz bir başka müjde daha vardı. Örneğin Allah'tan yardım ve zafer ve yakın bir fetih müminleri müjdele diyor mesela. Ama bunu belirtirken Rum suresi 5. ayet yanılmıyorsam, o gün Allah mümin dilediğini seçer ve müminlere o dilediğine yardım eder. O gün müminler sevinir de yardımdan nastır kelimesi vardır. Biliyorsunuz Rum suresiyle ilgili videolarımız var. Onun akabinde bir zafer verecek. Hem yardım edecek müminlere hem zafer verecek. Yakında bir fetih olduğunu müminlere müjdeliyor. Yani onun akabinde bir fetih daha var. Onu da belirtiyor. Onu belirtirken net bildirelim. 9. ayette işte. Yani Mehdi Aleyhisselam, İsa Mesih nerededir? Nereden çıkarıyorsun? Burada öyle gözükmüyor. Hadi oradan diyenler için 9. ayete bakabilirsiniz kardeşlerim. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Elçilerini. Şimdi diyeceksiniz ki ya burada Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Ahmet diye bahsettiği elçiler bunlar. Birinci derecede böyle gözükse de öyle değil. Bak, kelime çok önemli. Mehdi'nin kelime anlamı neydi? Hidayet olunan, değil mi? Burada ne diyor? Elçilerine hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Hak din üzere kim gelecek? İsa Mesih. Niye? Ne yeni bir din getirecek, ne yeni bir kitap getirecek. İslam'a uyacak, tabi olacak. Yani Allah-u Teala buradaki Saf suresinde her şeyi çok net özetliyor. Yani sonda olacağı da anlatıyor. Dizilişi anlatıyor. Hazreti Musa'dan bu tarafa olan silsileyi anlatıyor. Yani peygamberlik bazında, elçi bazında işte. Hazreti Musa, Hazreti Meryem oğlu İsa, Hazreti Ahmet, Hazreti Mehdi, tekrar Hazreti İsa Mesih. Son döneminin bunların böyle olacağını, bunların hak din İslam'ına geleceğini, hak dinini savunacaklarını, şer'i hükümlerini hakim kılacaklarını, hatta kafirlerin geçmişten bugün dahil İslamiyet'i ağızlarla söndüreceğini, İslamiyet'e ve Allah'a iftira atacaklarını belirtiyor. Nettir yani bu. O nedenle burada diziliş bakımında dediğimiz gibi üçlü bir sıralama var. Hem insanların, iman edenlerin mümin ve havarilerden 313'leri anlatırken nasıl davranmaları gerektiğini, nasıl hareket etmeleri gerektiğini ve nasıl kazançlı çıkacaklarını ve Allah'ın nasıl yardımı geleceğini, üstüne zafer ve yakında bir fetih vereceğini belirtiyor. Peygamberlerin de dizilişini az önce anlattık, tekrar etmeye gerek yok. Onu anlatıyor silsile yolundan ve gelenlerin aslında hep İslam dini olduğunu ve İslam'ın Hazreti Musa, İsa ve Hazreti Ahmet döneminden bu tarafa sonrasında da diyor, elçilerine diyor, hidayet ve hak din üzere gönderen odur. O öyle ki onu bütün dinlere karşı üstün kılacaktır, müşrikler hoşlanmasa bile. Yani bu geliş tüm dinlere galip gelme gelişidir biznillah. Böyle bir durum var inşallah. Biz de bunu Rabbimizin lütfu eseriyle tespit etmiş olduk. Kısacası Saf suresi Kur'an-ı Kerim'e inanan ve müminleri ve peygamberlerin neden geldiğini ve birçok konuyu daha sıralı diziliş bakımından daha net anlatmış oluyor. İnşallah bu videomuz gerçekten de çoğu videonun özeti diyebiliriz. İnşallah hayırlara vesile olmuşumdur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbime emanet olunuz.